İyi gün arkadaşlar. CCNP Routing and Switching Route eğitim serisine devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu OSPF Default Routing nedir? Hemen şu topolojiye bakalım. Topolojiye hızlı bir şekilde bakalım. Çünkü bu topolojiyi birkaç eğitim videosunda kullanıyorum. Onun için çok detaylı anlatmayacağım tabii ki. Burada bir Area 1 var. Burada bir Area 0 ve burada bir tane Area 2 var. Tahmin edersiniz veya başından beri takip eden arkadaşlar bu topolojiyi biliyor. Sadece şurada bir tane area daha vardı. Onu sildim gereksiz diye şu anda. Bu dersim için gereksiz en azından. Şimdi dersimizin konusu OSPF Default Routing nedir konusu. Kısaca burada her tarafta şu anda OSPF çalışıyor. Sadece o kadar söyleyeyim. Ve şu area'lara ayrılmış durumda. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Yapacağım hatırlatma şu. LSA 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ben bunlar için ayrı ayrı videolar çektim hatırlıyorsanız. Şimdiye kadar biz bunların hepsini gözden geçirdik. Dolayısıyla LSTB yani Link State Database o veri tabanını nasıl okuyacağımızı gördük. OSPF'in kendine ait routing tablosunu gördük. Routerların kullandığı routing tablosunu gördük. Ve Global Route dediğimiz yani Show IP Route'la gördüğümüz routing tablosunu gördük. Bundan sonraki konularda OSPF konularında ve bu seriden sonra çekeceğim CCI eğitimlerinde de artık insanların yani bunu dinle bu konuları takip eden arkadaşların LSA 1 2 3 4 5 ve 7'ye hakim olduklarını düşünerek çekeceğim arkadaşlar ki cidden önemli. Her ne kadar üstün körü anlatılsa da bence şu tabloları iyi bir şekilde inceleyebilmemiz lazım ki bundan önceki videolarda bunu yaptığımıza inanıyorum ben. Başında söylediğim gibi ben özellikle bu üç kişiden yararlandım. Gerçi Cisco'nun sitesi, RFC'ler, forumları var ama başta John Moyle olmak üzere Jeff Doyle ve şu adını hala okuyamadığım üçüncü kişinin kitaplarından oldukça yararlandım. Bu adamlara cidden bir saygı duyuyorum. Yaptıkları cidden iyi bir iş. Tavsiye ederim bu adamların kitapları profesyonel hazırlanmış kitaplar. Her şeyi arayıp aradığınız her şeyi bulabileceğiniz kitaplar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle default route'un biz ne olduğunu biliyoruz. Yani öyle bir tanıma girmeyeceğim. RIP ve EIGRP konusunda biz onu gördüğümüz için, CCNA'de de gördüğümüz için bir tanım yapmayacağım. Bizim bu domainimiz için bir ağ geçidine ihtiyacımız var. Bu herhangi bir router olabilir. Hemen şuradan aşağıdan yavaş yavaş başlayayım. Aşağı doğru şöyle indireyim. Demişim ki birinci başlığımız EIGRP'de yaptığımızın aynısını yapalım ve şaşıralım diye bir başlık atmışım. Bakın şunu yapacağım. Router 6 üzerinde bir tane default route tanımlayacağım. Ondan sonra OSPF içerisine geleceğim ve bunu redistribute yapacağım. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar izleyin. Neresiydi o? Yukarı doğru geleyim. Router 6'nın diyelim ki internete bağlı olduğunu düşünün siz. Şöyle internete bağlı olduğunu düşünün. Dışarıda. Biz bütün domainin bunun üzerinden akmasını istiyoruz dışarı. Yani default bu ağ geçidimiz olsun. Domain geçidimiz olsun. Dolayısıyla ne yapacağım? Hemen yapayım şöyle geleyim. Router 6 şurası. Burada bir tane kendim bir tane default route tanımlayayım. 0 0 0 0 0 0 ve null interface'i göstersin. 0 olsun. Tamam. Ardından router OSPF 19 redistribute static subnets. En azından redistribute falan biz ne olduğunu biliyoruz. Üzerinde oluşturduğumuz bu static network'ün bir domaine aktarılmasını sağladık. Bunu biliyoruz. Ve aktardığımız network'te bir default root olduğu için çünkü biz bunu EIGRP'de yapmıştık ve başarılı olmuştu. Şimdi ne görmem lazım benim? Tahmin ediyorum şu olması lazım. Bu router'larda bir şey olması lazım. Default route olması lazım. Öncelikle şu komutları kullanarak inceleme yapalım. Şöyle ben şuraya geleyim. Mesela diyelim ki router 5'e gideyim. Router 5'te işte show IP route 0.0.0 yapayım. İlginç. Bakın görüyor musunuz? Gelmedi. Acaba şeyde var mı? OSPF'in kendi tablosunda var mı? Biliyorsunuz önce en son buraya atıyordu. Burada da yok. Görüyor musunuz? Root not in OSPF base local RIP. Yani OSPF ait routing tablosu içerisinde yok. Acaba şeye mi geldi? LSTB'ye mi geldi? Show IP çünkü LSTB'ye gelip de OSPF'in RIP'ine girmeyen, hatta OSPF'in RIP'ine girip
Global Web'e girmeyen network'ler görmüştük. Şimdi ya, şu videoya kadar bunların hepsini gördük, değişik senaryolar. Database'deyim bakalım. Bakın görüyor musunuz? Yani bir external network yok. External çünkü type 5 olarak gelmesi lazımdı. Veya en azından 0.0 diye bir şey varmış burada bakın. Yani bunlar zaten değil de olamaz. Hiçbir şey yok. İlginç. Şimdi hemen şunu söylüyorum. Ben direkt söyleyeyim. Bu bir kuraldır. Mantıklı bir açıklaması var. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Siz IRP'nin aksine OSPF'te eğer redistribute static yaparsanız, yani normalde çalışması lazım. Buraya bir network yazın. Bu network'ü görebilmemiz lazımdı biz. Hatırlıyorsanız bundan önceki derslerde LSI 4, 5, 7 bunları gördük. Şu anda bizim bunu görebiliyor olmamız lazımdı. Çünkü buraya aksi bir başka bir network yazalım. Gördük çünkü. Bir kural var. Eğer buradaki network default root ise OSPF bunu domaine sokmuyor arkadaşlar. Neymiş? Demek ki diyorum redistribute 0.0.0 ve OSPF domaine gönderilmiyormuş. Silip devam edelim demişim. Yani aklınıza ilk önce şey gelmiş olabilir. Yani redistribute ederiz diye. OSPF'de bu çalışmıyor. Bunun için bir sürü sebep var. OSPF yani Cisco'nun sitesinde güzelce anlatılmış. Çünkü root network prefix tabanlı ya daha doğrusu akıllı prefixlerle çalışan bir routing protokol değil OSPF. OSPF LSI'lerle çalışan bir routing protokol. Şimdi hemen yukarı doğru kaldırayım ve demişim ki siz OSPF'de default root sokmak istiyorsanız özel bir komuta ihtiyacınız var. İşte bu komut default information originate komutu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben şunu yapacağım arkadaşlar. Router 2 ve router 6 üzerine geleceğim. Bir tane default root oluşturacağım normal. Hani üzerinde olsun diye benim çıkışım olsun. Daha sonra OSPF'e gelip default information originate yapacağım. Bakalım önce bunu yapalım görelim. Bak iki tane nokta olsun benim şeyde. Neydi onun adı? Görünüyor lan bu. Ha, görünüyor. Geleyim router 2'ye. Önce bunu sileyim pardon değil mi? Şunları. Ne olur ne olmaz çünkü bir sürü karışıyor iş. Evet. Şimdi router 2'ye geleceğim. Bir tane de IP root 0.0.0 0.0.0 0 0 router OSPF 19 default information originate. Bakın komutumuz şu. Default information originate. Bu aslında teorik olarak redistribute komutuyla aynı çalışıyor. Yani ne yaptı biliyor musunuz bu default information originate? Yani üzerinde şöyle neydi adı? Default root varsa bunu OSPF'e sal demek. Gönder demek, sok demek. Aynısını burada yapacağım. Router altta. Geleceğim buraya. IP root 0.0.0 0.0.0 0 0. İki tane çıkış noktamız olsun diye yapıyorum. Farklı şeylerini göstermek isteyeceğim. Yani göstereceğim. Originate dedim. Şimdi ne yaptık biz aslında? Şunu yaptık arkadaşlar. Yani burası da bir çıkış oldu. Bu bizim domain için. Burası da bir çıkış oldu. Önce inceleyelim. Biz bu komutlara girince ne olduğunu bir incelememiz lazım. Hemen şöyle geleyim aşağı doğru. Şöyle. Bir inceleme yapalım. Öncelikle şunu yapacağım. Siz bu router'lar üzerinde şu komutu girdiğiniz zaman teorik olarak dediğim gibi redistribute komutuyla aynı çalışır. Ama redistribute komutu çalışmıyor işte. Yani redistribute'le şunu içeri alamıyorsunuz. Bu komut redistribute teorik olarak o aynı işi yaptığı için şu ikisini ASPR'a çevirdi arkadaşlar. ASPR'ın ne olduğunu biliyorsun. Bakalım cidden ASPR'a çevirmiş mi? Biz bunu nasıl anlarız ASPR'a çevirdiğini? Örneğin router 1'e gelirim. Ne yaparım? Derim ki show IP OSPF border routers. Bakın inceleyelim router 1'in nerede olduğunu biliyoruz biz. 0.0.0.2 ve 0.0.6 görüyor musunuz? ASPR oldu. Ha süper. Tamamdır. Madem bunlar ASPR oldu. Bunlar ES1 oldu. Dolayısıyla bu networkleri
yabancı bir network'ten sokmuş gibi sokacaklar. Dolayısıyla hatırlıyorsanız, ki hatırlamanız lazım, videoları takip ediyorsanız, LSA 5 olarak sokacaklar. Yani router alttan bahsedelim önce. Bunu LSA 5 olarak sokacak. Yalnız router 6 burada. Router 6 router 1'e bağlı. Router 3'e bağlı şu şekilde. Biliyorsunuz bir router 6 ASPR'a dönüşür dönüşmez kendi yolladığı LSA1 içerisinde ne yazıyordu? Ben bir ASPR oldum diyordu. Bakalım doğru mu? Hemen geleyim mesela router 6'ya, diyeyim ki Show IP OSPF Database Router 006, şu şeyini inceleyelim. Diyorum ki database içerisindeki LSA1'i göster. Hangisi kendisine ait olanını göstersin. Bakın şurada ne diyor? Ben bir ASPR oldum diyor. Bu bilgiyi alan router 1 ve router 3 ne yapacaktı? Bunu diğer insanlara duyuracaktı. Nasıl duyuracaktı? LSA 4 ile. Örneğin geleyim mesela router 2'ye. Pardon. Pardon. Show IP OSPF Database deyim. Ve bakın mesela area 0'a bakacağım. Hatta direkt area 0 yazayım değil mi? Nasıldı? 19 0 19 0 0 database olsun. Bakın router 1 ve router 3 ne göndermişler? LSA 4. LSA 4'ün içerisinde ne vardı? ASPR'ın kim olduğu vardı. Bu bir önceki dersin konusu olduğu için sadece hatırlattım. Madem öyle, biz peki bizim router 6'nın gönderdiği network'ü nasıl göreceğiz? Mesela router 5'e geleyim. Show IP OSPF database deyip bu database içerisinde önce şunu göreyim. Şu komutlara şurada yazdığım şekilde gidelim. Neredesin? Ha. Önce şuna bakalım router 5 üzerinde. Şey var mı bizim? Neydi onun adı? Tersinden başlayalım böyle. Default root var mı? Hemen router 5'e geldim ve root 0000 dedim. Evet var. İnceleyelim. Diyor ki senin üzerinde bir default root var ve bunu kimden aldın? Yani paketi kime göndereceksin? Bizim router 2'ye biliyorsunuz. Ve bunu router şeyden almış. Neydi onu? Router 2'den almış. Daha doğrusu router 2'nin gönderdi. Hatırlıyorsanız hem router 6 hem de router 2 bizim için ASPR olmuştu. Yani onların ikisi de şu anda LSA5 gönderdiler. Bir saniye şimdi şeye bakmak istiyorum. Aynı zamanda bu nasıl bir network'müş? Type 2. Hatırlıyorsanız bunun ne olması lazım? E2 olması lazım. Peki metriği kaçmış? 1. Bazılarımız şey hatırlayabilir. Ya bir saniye, bir tane router 6 varsa ve redistribute de içeri E2 sokuyorsa bunun değerinin 20 olması lazım default olarak, değil mi? Ama default root soktuğu zaman metrik değeri default olarak 1'dir. Ve hala E2'dir. Şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz router 5 üzerinde eğer show IP OSPF RIB'e bakalım. RIB görüyor musunuz ne diyor? Bir tane yani router 5 diyor ki default root var bende, doğru diyor ve E2 olarak aldım diyor. Cost değeri 1 diyor. Tamam. Show IP OSPF database diyeyim. Görüyor musunuz bu da ne diyor? İki tane LSA 5 almış router 5'imiz default root için. Bir tanesini router 2'den, bir tanesini router alttan almış. Çünkü yukarıda hatırlıyorsanız hem router 2 hem router. Şöyle oldu. Router 2 ve router 6 bunlar bizim OSPF domain'e LSA 5 gönderdiler. LSA 5'i gönderirken nasıl göndermişler? E2 olarak göndermişler. Ve metrik değeri kaç olarak göndermişler? 1 olarak göndermişler. Eğer siz bir router'sanız, router X olduğunuzu düşünün. İki tane LSA 5 alsanız neye bakarsınız? Dersiniz ki bu bir E2'ymiş. Tamam. Metriği kaç? 1. Tamam. Her şey eşit mi? Eşit. O zaman neye bakardınız? Hatırlıyorsanız forward metrik dediğimiz şeye bakarsınız. Örneğin şunu kastediyorum. Mene show IP OSPF database external 0000 diyelim. Router 5'in gözünden bakalım. Madem iki tane aldı router 5, incelerim içerisine. Bakın bir tanesi diyor ki router 5. LSA 5 aldım diyor. Tamam. Aldığım network hangisi? 0. Subnet mask'ı 0. Tamam biliyoruz biz onu. Routing bit set dediği bu routing tablosuna girmiş demektir. Şuna bakar mısınız? Metric type 2 diyor. Yani E2 ve metric değeri 1. Tamam. Aşağı doğru ineceğim. Forward adresinde olduğunu biliyoruz. Burada bir tane daha almış. Burada router 6'dan almış. Aynı şekilde metric değeri 2.
Metri 1. Peki şeyi bozan ne oldu? 2 tane aldım. Niye ben Router 2'yi tercih ediyorum? Detaylı incelerim. Show IP OSPF RIP 000 deyip detail. Detail'e bakabiliyoruz mu böyle? Detail mi yazacağız? Sonra mı 000 yazacağız? Neyse böyle bakalım hadi. Bakın ne diyor burada? 000'ı ben yani E2 olarak aldım. Cost değeri 1 ama forward battery 1. Bizim router 2'ye olan. Görüyor musunuz? Çünkü router 5 burada router 2 var. Burada router 6 var. Buna olan uzaklığı gerçekte daha farklı, daha uzak olduğu için router 2'yi tercih etti. Hatırlıyorsanız eğer siz bir LSI5 alıyorsanız ve E2 ile alıyorsanız bu E2'nin default bir metriği vardı. Normal bir router olsa 20 idi bu. Şu anda 1'miş default router için. İki tane aldı. İkisi de 1 diyor. Arasında tercih yapması lazım. Hangisini tercih yapacak? Tabii ki forward cost dediğimizi yapacaktı. Zaten routing tablosuna bakarsanız show IP route 000 dediğimiz zaman da bakın forward metric değeri 1. Normalde metriği 1 ama eğer bunlar o şey olsa yani aynı olsaydı aynı ki şu anda aynı tercih edeceği buydu. Dedim tamam. Kısaca ne oldu? Şöyle oldu. Umarım aynı şeyi uzatmıyorumdur. Yani router 5 gözüyle bakıyoruz olaya. Router 2 de LSI5 gönderdi. Çünkü hatırlıyorsanız orada da yaptık. Router 6 da gönderdi LSI5'i. Ama bu LSI5'ler nasıl gönderildi? E2 olarak gönderildi. Bu adam E2 olarak aldı. Metrik değeri default olarak neymiş? 1'miş. Seçim yapması lazım. Nasıl seçim yapacak? Gerçek değerli eşit uzaklığına bakacak. Mesela bunun arasındaki metrik işte cost değeri 1 ama burası daha fazla olduğu için onu tercih etti. Şimdi hatırladım. Geçmişteki bilgilerimizi hatırlayarak devam edeceğiz. Nasıl? Mesela demişim ki ben burada ney? Şöyle yukarı kaldırayım. Şöyle. Ha tamam. Router 5 için bakın soruya bakın bir soru sormuşum. Router 5 için router 6 primary olsun. Yani router 6'yı tercih etsin. Eğer başka bir sıkıntı olursa router 2 tercih etsin. Bunu da metric ile yapsın. Ne demek istiyorum? Hemen söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar, normalde biz router 2'ye gelip ne yapmıştık? Aynen şunu yaptık. Conf d router OSPF 19 deyip bunu yazdık değil mi? Yani default information originate yazdık. Biz bundan sonra metric yazıp soru işareti yaparsak şu metric şuraya yazacağımız değer ki default olarak 1'dir. Bu şu anlama geliyor. Bizim router 2 bu default router'ı OSPF özür dilerim OSPF'e sokarken bir default metric'e sokuyor. Yani 1. Ben bunu değiştirsem ne olur? Tabii ki önce bunu tercih eder. Peki diyelim ki metric değerini değiştireyim. Mesela şu anda ikisi de 1 ise ben router 6'ya geleceğim. Bakın şimdi router 6 ilginç bir şey yapacağım. Router OSPF 19 metric 2 olsun. Bakın metric değerini 2 ile değiştirdim. Yani router 6 göndereceği o LSI5'in metric değerini 2 yaptı. Öbürü 1. Bu default metric. Yani E2'nin kendi üzerinde getirdiği. Hani önceden 20 diye bir şey görmüştük ya bir önceki derste. Ondan bahsediyorum. Bu default router içinde mesela router 6 diyor ki bütün domainde 2 olarak görünecek bu. Router 2 ise 1 olarak görünecek. Pardon şu bu daha kötü oldu şu anda ya. Bunu tam tersi yapmam lazım. 2 daha kötü değil mi? Tabii ki daha kötü. Şimdi şuraya geleyim de bir saniye. Bu default olsun. Router 2 değiştirelim. Bu daha kötü olacak ya sözden. 2 kilometre uzak. 1 kilometre mi uzak? 2 kilometre mi uzak? Tabii ki 1 kilometre uzak. Metric 2 olsun. Tamamdır. Şimdi gelelim router 5'te neler oldu acaba? Çünkü router 5 daha önceden neyi tercih ediyordu? Router 2'yi. Niye? Çünkü her şey eşit olduğu için gerçek mesafeye bakıyordu. Show IP OSPF database diyelim ve bakalım. Ne diyor gene? Ben iki tane şey alıyorum diyor. Default route alıyorum diyor. Güzel. Acaba show IP OSPF RIP deyip detail yaptığımız zaman şimdi hangisini almış? Bakalım. Bu sefer diyor ki gene burada mı tercih ediyor? Ha pardon. Tabii ki buradan tercih etmiyor. Nereden tercih ediyor? Bakın görüyor musunuz? Kimi tercih ediyor daha doğrusu? Burada bir saniye. Göndereceği paketi nereye gönderecek biliyor musunuz? Router 6'ya gönderecek. Yani şu LSI5 de öğrendim diyor ben bu network'ü. Hangi network'ü? 00 network'ünü. Kimden? Bakın
6'dan öğrenmiş. Ve forward adresi görüyor musunuz şu an? Forward cost'u 129. Bizim router 5, şu da router 2 var. Ta burada router 6 var. Tamam, şimdi router 6'yı tercih edecek. Paketi oraya gönderecek. Şu aradaki adama bile göndermeyecek. Hatta bunu inceleyelim biz. Router'ın routing tablosuna bakalım. Şu IP route 000 diyelim. Bakın ne diyor? Evet, benim bir üzerinde şey var. Neydi onun adı? Root var. Ve forward adres metrik olarak 129. Çünkü bakın metrik değeri onun 1. Öbüründe kaçtı? 2. Yani router 2'de şu anda 2. Ne demiş? Tamam, paketi ben bu router 2'ye göndereceğim ama bu geçiş. Yani gerçek göndereceğim eleman şurası. Çünkü bundan öğrendim. Gördüğünüz gibi siz gerçek mesafeniz ne olursa olsun, bir önceki derste biz bunu işlediğimiz için öyle anlatıyorum. Router 2, yani router X burada olsun, router A burada olsun, router B burada olsun. Gerçek mesafelerine bakılmaksızın ikisi de aynı network'ü E2 ile alıyorsa, bunun default mesela bunun metriği 5 ise, bunun da 10 ise tabii ki bunu tercih ediyor. Her ne kadar gerçekte şu yol çok daha yavaş bir yol olsa. Bunu görmüştük. Şimdi ben bunu değiştireyim. Tekrar sileyim demişim. Sileceğim. Şimdi router 2'ye geleceğim. Hani yaptıklarımızı silelim de bundan sonraki şeyler de karışmasın. Hep karışıyor çünkü daha sonra. Bir sürü aramak zorunda kalıyoruz. Bu da bir olsun. Ha tamam. Şimdi gene eşitledik durumu. Şimdi ne demişim? Diyorum ki burada ikinci bir soruyu sormuşum. Router 5 için, gene router 5'ten bahsediyoruz. Router 6 primary olsun. Gene router 6'yı tercih etsin. Ama bu sefer metric type'ı değiştirin. Yani hatırlıyorsanız E2 vardı, bir de E1 vardı. Eğer siz aynı network'ü LSA5 diyelim ki hem E2 hem E1 şeklinde alıyorsanız E1'i tercih ederseniz. Bu arada bir önceki derste verdiğim ödevi arkadaşlar yapmamışlar henüz. Orada daha net olarak görülürdü bütün hepsi. Bir de şaşırtıcı şeyler çıkacak, emin olun. Yani kitaplarda yazdığı gibi işte O'dan sonra OSPF'te şunu tercih eder falan. Değişik değişik şeyler göreceksiniz, emin olun. Hiç kitaplarda yazıldığı gibi görmeyeceksiniz. Şimdi ben router 6'ya geleceğim. Bakın ne yapacağım, izleyin. Router 6'ya geleceğim. Gider mesela. Config. Router OSPF 19. Metric type soru işareti 1. Router 6 az önce oluşturduğu LSA var ya, onu şu anda nasıl oluşturacak biliyor musunuz? E1 diye oluşturacak. Dolayısıyla biz mesela şu router 5'e gelelim. Show IP OSPF database, bakalım buraya. Gene aynı şekilde biz iki tane LSA5 alıyoruz. Süper. Bakalım show IP OSPF database ya RIP içine bakalım. Hatta detail'e bakalım. Bakın bu sefer ne diyor? Router 6'yı tercih etti, görüyor musunuz gene? Yani bu sefer ama neye, gerçekten metrik değerine baktı, o ayrı mesele. Ya özür dilerim. E1 oldu ve E1'de hatırlıyorsanız metrik değeri artarak geliyordu. Böyle hani sabit bir metrikte falan girip de o domaini komple o metrikte gezmiyordu. Bakın E1'i tercih etmiş. Hatta show IP root 0000 yaparsak, 00 yaparsak göreceğiz bunu da. Type external 1 demiş. Ben bunu bu şekilde aldım diyor. Metriği, komple metriği bu kadar arkadaşlar. Show IP root dediğimiz zaman ise şeyi göreceğiz. Yani bakın E1 olarak almış, görüyor musunuz? Tamam, biz bunu hemen silelim. Yani router 6'ya gelelim ve yaptığımız şeyi silelim. Router OSPF 19. 19 pardon. Yapma ya. Router OSPF 19. 2 olarak verelim. Diyelim. Şimdi devam ediyorum. Yani sanırım bu anlaşılıyor şurası. Yani şunların bunların falan ne olduğunu biz bildiğimiz için sadece şu iki konuyu birleştirmiş olduk. Yani çok yeni bir şey yok aslına bakarsanız burada. Devam edeyim. Deyim ki de demişim ki şurada her şeyi silelim, bir şey göstereceğim. Bakın. Her şeyi silelim, bir şey göstereceğim demişim. Tamam, silelim. Ne yaptık ki biz burada? Config. Sanırım şunları yapmıştık. Bir tane no default information originate. Bir de bir network vardı. Şunu da silerim. Her şeyi silerim. Her şeyi silerim. Aynısını router 2'de de silmek istiyorum. Router OSPF. Her şeyi sildim demişim ya kendim. Acı bir sebebi var demek ki. Yani
Yoksa öyle demezdim. Daha önceden çünkü bazı videoları çekmeden önce deneme yapıyorum arkadaşlar. Tabii hepsi için deneme yapıyorum da ne olur ne olmaz diye. O zaman bazen şey oluyor, sorun oluyor. Ondan sonra bir daha başlıyoruz. Tamam yapmışım. Bakın ne yapıyorum. Şimdi router 6'ya gelip demişim ki router 6 üzerinde router OSPF 19 yaz. Default information originate always diye bir şey koy. Demişim. Tamam koyalım. Sorun değil. Bakın default root falan yok görüyor musunuz burada? Yani önceden oluşturduğum IP root 00 diye bir şey yok. Geldim buraya. Router OSPF 19 default information originate always demişim. Şimdi bu always komutu ne yapıyor? Önce onu söyleyeyim. Always komutuna bunu söyleyeyim. Router 6 üzerinde gerçekten bir default root olmasa bile, çünkü önceden IP default, IP root 0000 null 0 falan yazıyorduk. Olmasa bile varmış gibi başkalarına söyler. Ya madem öyle bir şey yapıyor bu adam bildiğiniz ASPR oldu o zaman. Bakalım şu IP OSPF database router. Kendisine ASPR olması lazım değil mi? Kendini ASPR gibi görmesi lazım. Bakalım ki görmüş. Madem bu adam ASPR oldu. Router 5'e gelip de baktığımız zaman show IP OSPF database dediğimiz zaman bakın görüyor musunuz? ASPR ve bir tane şey olmamış bize. Neydi adı? Defaulter yollamış işte show IP OSPF şey, show IP root dediğimiz zaman bakın default olarak gönderiyor. Yani buradaki anlatacağım olay şu. Merak edenler için anlatıyorum. Siz router 6'nın üzerinde hiçbir default root olmasa bile, router mesela diyelim ki internete bağlı olmasa bile sanki öyleymiş gibi always komutunun always komutuyla bütün network'e şey yaptı bakın. Hatta gezelim şöyle mesela router 5'e gelelim diyelim ki ASPR olarak görünüyor mu? Show IP OSPF border routers. Bakın görüyor musunuz? ASPR olarak görünüyor. Yani şunun ne anlama geldiğini falan biliyoruz. Bu arada ben tabloları incelerken özellikle bazı şeyleri anlatmıyorum. Örneğin mesela bu tabloda gördüğümüz her şeyi anlattık. Ama atıyorum LSTB incelerken veya OSPF read mapposu incelerken yeri ve zamanı da geldiği için her şeyi anlattığım için arkadaşlar emin olun yani seri bittiği zaman içine girmediğimiz detay kalmayacak. Şimdi şöyle bir soru sormuşum. Bakın şurada always neden var? Niye böyle bir şey var ki? Düşünen adam var. Düşün adam da bana benziyor kaşları. Abi böyle kocaman olmuş. Niye böyle bir şey var ki? Yani niye ben o router 6 üzerinde network default root yokken niye ben böyle bir şey yazmış olabilirim? Bunun sebebi şu. Aslında böyle buna benzer tartışmalar falan var ama yani Cisco'nun sitesinde yazanı söylüyorum direkt ki mantıklı geliyor bana. Demiş ki adam mesela şu kalem alacağım. OSPF şöyle kocaman bir domaine bağlı. Doğru şu anda bağlı. Şurada bir tane router X olsun. Tamam. Ve router X üzerinden bu adamlar internet olsun burası. Yani şu gerisini biz görmüyoruz ama router 6 bağlı. Router 6'nın üzerinde bir network olsun. Bir şey olsun. Default root, IP root, işte 0, 0, 0 falan. 0, 0. İşte next hop olarak da şu adres olsun. Şurası olsun mesela. Diyelim ki x, x, x olsun. Tamam böyle bir şey var. Ve her şey çalışıyor bildiğimiz şeyle. Sıkıntımız yok. Ve bu router 6 bizim domain için tek çıkış yolumuz. Onu da söyleyeyim. Mesela ara sıra şu hattın koptuğunu, geldiğini falan düşünün. Yani buna İngilizce flapping deniyor. Biz BGP'de falan bunları daha çok göreceğiz veya switching konusuna geldiğimiz zaman flap şey demek yani böyle hani bir arıza var orada işte hat kopup kopup geliyor. Her koptuğu zaman dolayısıyla next hop ulaşılamaz hale gelecek. Şu ulaşılamaz hale geldiği zaman şu root bizim routing tablosunda kaybolacak. Kaybolduğu zaman da bir önceki eğer şu komutu girmeseniz ne olacak? Default information originate boşa çalışmış olacak. Yani root yok çünkü üzerimizde. Dolayısıyla router altını sürekli işte bir şey olduğu zaman tekrar LSA5 gönderdiğini falan düşünsenize bu sıkıntılı bir durum. Sürekli bir şeyler gönderiyor böyle. Yani kocaman bir domaininiz var. Sürekli işte LSA5 gönderiyor. Onun için demişler ki ya bu sorun için biz always diyelim de ya hiç bunlarla falan uğraşmasın. Arada basit basit sıkıntılar olabilir. Neticede bu domainin de tek çıkış yeri burası olduğu için biz bunu sabitleştirelim, hiç uğraşmayalım demişler. Bu komutu onun için koymuşlar. Yoksa üzerinde yokken insanlar gelsin amacıyla koymamış arkadaşlar. Ben bunu da sileceğim ve devam ediyoruz. Router 6'ya geleyim ve şu komutu kaldıracağım.
Az önce girdiğimi kaldıracağım. Always'i kaldıracağım. Daha doğrusu komple kaldıracağım şunu. Devam ediyorum. Bir önceki derslerde biz bunu gördük ama şöyle bir tekrar edeceğiz şu konuyu. Şimdi stub area, total stub area. Stub area ne demekti? Aslında stub area, yani stub area şöyle bir router düşünün. Router üzerinde bizim LSA 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlardan olabiliyordu. Bir bazı root, bazı area'larda şöyle bir area düşünün. Bir tane çıkış noktası var ve dışarıdan bir sürü LSA 5 gelebilir. Düşünün 10.000 tane geldiğini düşünün. Yani bu router X denen adamın veri tabanında bunlar niye bulunsun ki? Zaten bu adama gönderecek. Stub area ne demekti? Router X'e diyorsunuz ki üzerinizdeki LSA 4 ve 5'leri silin. Komut vermiş oluyorsunuz. Bitti o kadar. Yani siz router X'in üzerine geldiniz ve bu komutu girdiniz. Dediniz ki bu burası area 1 stub dediniz. Adam LSA 4 ve 5'leri sildi. Dolayısıyla burada router 7 diye bir tane router olsun. Bu da aynı şeyi yaptı. İkisi komşu olması için ne gerekiyordu? Yani aynı komutu girdiniz. İkisinde LSD bilgilerinin aynı olması lazım. Ki komşu olabilsinler. Bu hani stub area, yani öyle anlatıyoruz ya, işte aynı area'da olmalı lazım. İkisinde stub olması lazım. Sebebi bu, ikimizin de o LSTB'sinin yani veri tabanının tutarlı olması lazım ki komşu olalım. Hatta total stub area diye bir şey vardı hatırlıyorsanız. Bu neydi? Sadece ABR üzerinde girdiğimiz, ki Cisco'ya ait bir düşünce bu. ABR üzerine girilen şey. ABR diyor ki ya ben bu area için hemen hemen tek çıkışım. Başkası da olabilir, sorun değil de. Bu elemanların LS3'e de ihtiyacı yok. LS3 ne demek hatırlıyorsanız, dışarıdaki network der. Ve bu komutu siz sadece router 2 üzerinde, mesela diyelim ki şu ABR üzerinde bir komut giriyorsunuz. Bu bir önceki ders olduğu için hızlıca anlatıyorum. Area 1 stub no summary diyorsunuz mesela. Bu adam ne yapıyordu? Hemen bütün LS3'leri silin komutu gönderiyordu. Nasıl? İşte max age diye bir şey vardı. Wireshark'ta incelerseniz hepsinin 3600 olduğunu görürsünüz. Ve sadece bir tane LS3 gönderiyordu. O da default root'tu. Şimdi OSPF'de default root, az önce biz neyi gördük? LSA5 olarak gördük, değil mi? Az önce gördüğüm şimdiye kadar. Hatta bu E1 olabilirdi veya E2 olabilirdi. Şimdiye kadar gördüğümüz buydu. Zaten OSPF içerisinde default root'ta LSA5 olabilir, LSA3 olabilir, LSA7 olabilir. Default root bunlardan oluşur arkadaşlar. Biz stub area ve total stub area derken neyi kastediyoruz? Hemen bir yapalım hızlı bir şekilde. Tekrar görelim. Bu bir tekrar konusu olacak. Çünkü bir önceki dersin sonunda da bunlar vardı. Ben öncelikle area 1, yani router 2, 3, 4 ve 5'in olunduğu area'yı stub area'ya çevirmek istiyorum. Gireceğim komut sadece şu kadar arkadaşlar. Bakın. Hemen geldim ve diyorum ki router 2'ye confd router ospf router router OSPF 19 area 1 stop dedim, bitti. Sonra router 4'e geldim, router OSPF topolojiye hakim olduğunuzu düşündüğüm için böyle tekrar tekrar anlatmıyorum çünkü sürekli aynı şeyi, aynı topoloji kullanıyoruz. Stop ve bunun üzerine geldim, confd router OSPF 19 area 1 stop olsun dedik. Donmadan umarım. Ha tamam, donma. Tamam. Şimdi ne oldu? Bakın router 5'e geleceğim. Eğer router 5, router 4 veya area 1 içerisindeki routerlarda LSA 4 ve LSA 5 olsaydı, ki şu anda yok ama olduğunu düşünelim, tamamı silinmişti arkadaşlar. Bu silindiği için, bakın bu silindiği için siz daha hiçbir şey yapmadan router 2 denilen router, hatırlıyorsanız şöyleydi, bizim router 4 buradaydı sanırım, router 4. Burada router 5 vardı. Router 2 diyor ki kendi kendine, ben bu diyor ben burası için ABR'ımdı. Yani ben bu area'nın çıkış noktasıyım. Dolayısıyla böyle bir komut girildi herkesin üzerinde. Ben de AB olarak, değil mi? Diyor ki ya bunlar ne olur ne olmaz LSA 4 ve 5'e erişmek isteyebilirler. Onun için ben bunlara default root göndereyim diyor. Bunu yaparken nasıl yapıyor hemen inceleyelim. Bakın router 5'e geldim ve show IP root 000 dedim. Var mı? Aynen öyle var. Nasıl göndermiş arkadaşlar? Bunu kim göndermiş? Bakın bizim router 2 göndermiş. Biz isterseniz şu IP OSPF rib ile 00 görmeye başlayalım. Bakın enter dediği ne demekti? LSA 3 demekti. Cost değeri yazmış. Hatta şöyle şu IP OSPF rib detail dediğimiz zaman daha net görebiliriz. Benim bu router 5 diyor ki
Cost değeri 2 olarak, yani aramızdaki mesafe bu diyor. Tamam, show IP OSPF database'e baktığımız zaman da hemen LS3'ü görelim. LS3 nerede? Şurada. Şunlara LS3 denildiğini biliyoruz. 00 diye bir LS3 göndermiş. Kim göndermiş? Bizim router 2 göndermiş. Hemen show IP OSPF database summary deyip 0000 deyip içini görebilir miyim? Tabii ki görebilirim. Bu LS3'ü kim göndermiş? Bizim router 2 göndermiş. Router 2 gönderirken ne demiş? Metric 1 demiş. Bakın. Router 2 bunu gönderirken diyor ki benim arkamda bir default route var. Benim uzaklığım 1 kilometre diyor. Dolayısıyla bizim router 5 ne yapacak arkadaşlar? Diyecek ki show IP OSPF border routers deyip ha senin benimle senin aradaki mesafe zaten 1 kilometremiş. Sen de bana 1 kilometre diyorsun. Seninle o adam arasındaki mesafe. Dolayısıyla ikimiz arasındaki mesafe ne olur? 2 kilometre olur. Buraya baktığımız zaman burada nasıl görünüyor arkadaşlar? OSPF şunun gate olduğunu biliyorsa 2 kilometre olarak görüyor. Yani cost 2 olarak görünüyor. Şimdi bu cost değeri niye önemli? Çünkü eğer sizin stub area'nızda birden fazla ABR olsaydı, mesela diyelim ki burada router 2 var, burada router X olsaydı ve burada bir sürü network olsa, şey router olsaydı, bu da işte bunun arkasındaki default route 1 diye gönderecekti, bu da 1 diye gönderecekti, değil mi? Bazen bir router X olarak mesela şunu tercih etmek isteyebiliriz. Buradaki router Y olsun. Dolayısıyla biz aramızdaki mesafesini, yani diyelim ki şunu artırabiliriz, azaltabiliriz. Yani yalan söyleyebiliriz. Bir önceki derste gördüğümüz gibi. Bunu nasıl yapıyoruz? Router 2'ye geldim. Örneğin şunu diyorum. Diyorum ki area 1 default cost soru işareti. İşte default cost soru işaretiyle belirlediğimiz router 2'ye diyoruz ki sen o LS3 olarak gönderdiğin default route'la kendi arandaki mesafeyi 19, yani Çorum olarak söyle dersem ve ben router 5'e gelirsem göreceğim şudur arkadaşlar. Bakın 20 oldu, görüyor musunuz? Çünkü 1 kilometre aramızda vardı. peki başka burada anlatacağım herhangi bir şey var mı? Şunu da yapabiliyoruz hatırlıyorsanız. Router 2'ye geldim. Router OSPF 19. Area 1. Area 1 stub. No summary. No summary. Bu komut sadece nereye giriliyordu? Router 2'de. Yani ABR'da. Bunu girdikten sonra ne olacak biliyor musunuz? Router 2 bütün herkese şey gönderecek. Tüm LS3'lerinizi silin. Bunu yaparken Wireshark'ta incelerseniz görürsünüz. Hepsini max edge yapıyor. Sadece bir tane kalacak veri tabanımızda. Yani show IP OSPF database dediğimiz zaman. Bakın biraz beklememiz lazım sanırım. Ne oldu? Niye bu çok mu bekliyorsun? Ben yanlış mı girdim bir şey? Yanlış mı girdim? Yok, yanlış mı girmedim? Çok mu aceleciyim? Ha, aceleciymişim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? LS1'lerimiz duruyor. Tabii ki duracak. LS2. Zaten LS1 ve 2 biz yani olayı oluşturan şeyler. Bir tane summary network var. Summary dediğimiz neydi? LS3'tü. Kim göndermiş? Router 2 ve sadece 0.0.0'dan oluşuyor. Bu da şey olsun. Stub area olsun bu şekilde. Devam edeyim. Ben bunları hepsini silmek istiyorum. Router OSPF 19 no area 1 stub dedim. Aynısını gelip pardon. Router 4'te de yapmak istiyorum. Router 4'e de geldim. Router OSPF. Bakın stub network içerisinde stub area içerisindeki default route olayı farklı. Router OSPF 19. No area 1 stub. Şu komutu şuradan şöyle yapayım da hepsini silmiş oldum işte. Gerçi o gitmişti büyük ihtimal. Tamam, kaydettim. Bakın stub area, total stub area dediğimiz şey. Niye burada biz ayrı ayrı girdik? Hatırlıyorsanız LS5 tüm domain için geçerliydi. Herhangi bir area'ya ait değildi. Ancak hani bizim LSTB'mizi incelerken, veri tabanı incelerken 0, 1 falan komutlar giderek inceleyebiliyorduk. LS5 her tarafa gezebiliyordu. Ancak LS5'in giremediği neresi var? Stub area ve total stub area. Buraya giremedi diye bu adamların
default'un ihtiyacı nasıl karşılanacak? Dolayısıyla düşünmüşler. Demişler ki siz bunu stub'a çevirdiğiniz zaman veya no stub'a çevirdiğiniz zaman router 2 ki bu durumda ABR oluyor. Abilik yapıp herkese bir tane LS3 göndermiş. Devam edelim. Bu hatırladığımız bir konuydu. Default root'la birleştirmiş olduk. NSSA area. NSSA nasıl söyledim? NSSA area ne demekti? Hemen hatırlayalım. Şunu da yapacağız bunda. Router 6'nın ve router 1'in router 3'ün olduğu bir network düşünün. Ki area düşünün. Bir önceki konuyu tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. LS 1, 2, 3, 4, 5 ve 7. Bunları ben bundan önceki 5-6 videoda anlattım. Aynı topolojiyi kullanarak anlattım. Veri tabanlarının tamamını detaylı bir şekilde inceledik. Onun için sadece öylesine geçiyorum. Ben bu area'nın da bir stub area olmasını istiyorum. Yalnız stub area ne demekti? LS 4 ve 5 girmesin demekti. Ancak şöyle bir sıkıntım var. Her ne kadar stub area olmasını istiyorsam da 6'nın ESPR olması lazım. Öyle bir sıkıntım var. Ben hala dışarıdan bizim buraya LS 3 4 gelmesin. Dolayısıyla nasıl bir çözüm bulmuşlar? Demişler ki NSSA diye bir çözüm bulmuşlar. Yani siz burayı NSSA yapın. Bu ESPR içeri soktuğu networkleri LSA 5 olarak değil 7 olarak soksun demişlerdi hatırlıyorsanız. Şimdi bakalım biz böyle bir şey yapalım. İnceleyelim. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Router OSPF 19 Area 2 NSSA. Şu Router'a gideceğim komut bu arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı kaldırayım biraz daha da. Şunu da şöyle kaldırayım. Umarım her tarafta her şey çıkıyordur. Yani şu görüntü ekran görüntüsü alıyorum da. Router 6'ya geldim ve diyorum ki router OSPF 19 area 2 NSSA dedim. Sonra router 1'e gideceğim ve router 1'e diyeceğim ki config router OSPF 19 OSPF 19 area 2 NSSA dedim. Sonra router 3'e geldim. Config router OSPF 19 neydi onun adı? Ha, Area 2 NSSA. Tamam bitti. Şu anda bunlar NSSA oldular. Ya bu network NSSA oldu. Hatta show IP OSPF dediğim zaman çıkıyor mu burası bakalım. Bakın Area 2 ne olmuş? It is NSSA area demiş. Tamam. Güzel. Oldu. Peki default root var mı burada? Show IP root. Bakın default root falan yok şu anda. Yani burada kimse default root falan sokmamış. Zaten gereksiz de. Hani bu soruyu soranlar oluyor. Yani niye? Öncelikle neden default root yok? Ben hemen onu bir açıklayayım. Bu da dediğim gibi bir önceki eğitimde üstün körü açıklamış olabiliriz ama gene aynı şeyi tekrar edeceğim. Bakın şöyle bir tane area'nız var sizin. Buna NSSA not so stub area demişiz. Burada bir tane router 6 var. Burada bir tane router 1 var. Burada router 3 var. Arada bir sürü router olabilir de X, Y, Z gibi. Şimdi NSSA'yı oluşturdum. Tamam. Bir tane bize default root lazım. Hangisi soksun default root'u? Default olarak. Daha hiç komut girmeden saçma olmaz mıydı? Yani internet R6'nın arkasında olabilir. Veya R1'in bağlı olduğu R2'nin arkasında olabilir. Yani böyle bir kargaşa ortamı olduğu için herhangi birinin hiçbir şey yapmadan daha default olarak default root sokması anlamsız. Bu benim kendi düşüncem aynı zamanda. Yani gerçi ben bunu okumadım herhangi bir yerden ama yani bana mantıksız geliyor. NSSA'de işte default olarak root sokulmaz demişler. Bence de sokulmaması lazım çünkü belli değil ki hangisinin arkasında olduğu. Dolayısıyla biz default root'u manuel olarak sokmamız lazım arkadaşlar. Peki nasıl sokarız? Şimdi şöyle sokarız. ABR'lar arkasında olabilir burası. Yani gitmek istediğimiz çıkış noktası burası olabilir. Yani router 2'yi düşünün. Tabii router 2'nin arkasında olabilir. Veya şunun arkasında olabilir. Önce bir ABR'lara bakalım. Ben buraya komutlar yazmışım zaten de hemen yapacağım. Bakın router 1 mesela bir tane ABR. Yapacağım işlem şu. Router 1 veya 3 ki ABR bunlar. Gelip diyeceğim ki router OSPF 19 area 2 NSSA default information originate. Bakalım bir yapalım ne olacak. Diyeceğim ki config router OSPF 19 area 2 NSSA default information originate dedim. Ne oldu? Önce bir router 6'ya gelip bakayım. Acaba bir şey oldu mu? Show IP root 0.0.0 gelmiş. Bakın ne diyor arkadaşlar? Diyor ki type NSSA 2. Bu ne biliyor musunuz? E2'nin şekil değiştirmiş hali. Çünkü
LSI 5 girebiliyor muydu buraya? Giremiyordu. LSI 5 giremeyince ne girecek? LSI 7 girecek. Dolayısıyla N2 girecek. Tamam. Ya biz bildiğimiz N2 aslında ya. Hatta show IP root yapalım direkt. Show IP, show IP, show IP root yapalım. Bakın görüyor musunuz? Şurada N2 yazıyor. Bu şekilde sokmuş. Bunu aynı zamanda şey sokabilir miydi? Yani bunu farklı sokabilir miydi router 1? Tabii ki sokabilirdi. Router 2, router 1'e geldiğiniz zaman router OSPF 19 deyip şuraya gelip soru işareti yaptığınız zaman bakın metrik değerini değiştirebilir misiniz? Değiştirirsiniz. Büyük ihtimal gene 1 soktu. 1, yani 10 dakika önce anlattığım konu. Metrik 2 değiştirebilir misiniz? Tabii ki. Yani ben bunu değiştirirsem 1 olursa ne olur? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Şuraya gel. Heh. N2 olur veya N1 olur işte. Yani karşılığı neydi bunların? E1 veya E2 idi. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam, devam edeyim arkadaşlar. Aynı zamanda şeyde Router 3'te ben aynı şeyi yapabilirim. Router 3'e gelip ne yapacağım? Diyelim ki Router OSPF 19 Area 2 NSSA Default Information Originate dedim. İkisi de Router neydi ona? Show IP OSPF Database'i inceleyelim Router 6'da. Bizim Router 1 ve Router 3'ümüz ikisi de beraber ABR olarak default soktular. Bakın ne görünüyor? Ne diyor? LSI 7 sokmuşlar. Kim? Bizim Router 1 ve Router 3. Bunlar LSI 7 olduğu belli zaten. Detaylı incelersek yani Show IP OSPF Database External External değil tabii ki. NSSA External 000'a dikkatli incelersek ne demiş burada? Routing bitset, routing bitset. İkisini de routing tablosunu almış demektir. Router 1 göndermiş bunu. Bir tane default tuttuğumuz bu. Metric type 2. Bunun ne olduğunu biliyoruz artık. Bir metric varmış. Bu da metric type 2. Bu da bir. Arasındaki mesafe olduğu için, aynı olduğu için ikisi de almışlar arkadaşlar. OSPF RIB. Bakın burada görüyor musunuz tablomuzda? NSSA 2 diyor. Yani N2 diye geçiyor. Cost değeri 1. Ve Show IP Route'a baktığınız zaman da iki tane göreceksiniz. Biz istersek Router 1 üzerinde pardon Router 1 üzerinde veya Router 2 üzerinde şu metric ve metric type'ları değiştirerek tercih değiştirebiliriz mi? Tabii ki değiştirebiliriz. Biz bunun nasıl yapıldığını öğrendik. Devam ediyorum. Peki ben ASPR üzerinde ben şimdi şunları sileceğim. Ben şunları bir sileyim. Ha aynı zamanda Router 3 üzerine gelsem ve desem ki bu bizim NSSA'imizi NSSA şurada Router 6 var. Burada Router 1 var. Burada Router 3 var. Aynı Totally Stub olduğu gibi Totally NSSA yapsam nasıl olur? Ne demek be Total NSSA? LSI 3'lerde girmesin demek. Bu LSI 3'lere sokan kimdi zaten? Router 1 ve Router 3'tü. Dolayısıyla Router ve Router 3 Total NSSA yapabilir. Bakalım nasıl yapıyor onu da merak ettim. Önce geleceğim ben buraya diyeceğim ki conf d router OSPF 19 ve şunu bir sileceğim. Ondan sonra router 1'e geleceğim. Aynı şekilde bunu da sileceğim. Ve dolayısıyla şu anda şu default'u da sokmuyor. Router 1'deyken şöyle yapacağım. Router NSSA no summary yapacağım. Router 1 ne diyor? LSI 3'lerinizi silin diye mesaj gönderdi. Ben Router 2'ye gelsem ve desem ki şu IP OSPF Database desem. Bakın burada görüyor musunuz? Dikkatli bakarsanız LSI 3'ler silinmiş gibi görünmüyor. Ancak Router 3'ün gönderdiği LSI 3'ler silinmemiş. Router 1 2 gönderdiği silinmiş ve default root olarak sokmuş. LSI 3 olarak sokmuş ki bir önceki stub network'te gördüğümüz işte show IP OSPF RIB deyip de ben şu network'e bakarsam bunun bir LSI 3 olduğu belli. Süper. Tamam işte. Aynı şeyi ben Router 3'e gelip aynısını yapamaz mıyım? Tabii ki yaparım. Area 2 NSSA no summary dediğim zaman aynısını bu da sokmuş olacak. Gene ikisini aynı anda tercih edecek. Gel buraya. Heh. Pardon. Bakın. Database'e baktığımız zaman hepsini silmiş. Sadece şu ikisi kalmış. Bu kadar. Bir soru daha, yani bir soru derken kendi kendime anlatayım. Router 1 ve Router 3 şu anda burayı NSSA Total NSSA'ya çevirdiler ve birer tane LSI 3 gönderdiler. LSI 3 olduğu için hangisini tercih edecek? Tabii ki metrik değerleri aynı 1. Şunu hatırlıyor musunuz? Default cost. Hatırlıyorsunuz 10 dakika önce anlattığım konu. Arkasındaki mesafeyi değiştirerek tercihini değiştirebilirsiniz.
Tamam, ben bunları da sileceğim. Yani ABR'lar üzerinden bir şey olmasın. SPF 19. Hem total NSSA olmasın dedim, hem de şey. Default'u sokulması dedim. Benim amacım şu, ben ASPR üzerinden default'u sokmak istiyorum. Öyle ya. Daha doğrusu router 6 üzerinden, özür dilerim. Router 6 üzerinden default'u sokmak istiyorum. Bakın nasıl sokuluyormuş. Şöyle. Router 6 üzerinden sokmak istiyorsanız bir tane üzerinizde network olacak. Başka türlü sokamazsınız. Ve yapacağım işlem şu. Area 2 NSSA default information komut. Default information originate komutu. Bakın ABR'lar üzerinden girerken şunu girmek zorunda kalmamıştım. Yani o bir ABR'dı. ABR'da ben bu komutu girerken, yani ABR'lar üzerinde şu komutu girerken şuna ihtiyaç duymadım. Neden duymadığımı bu videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Bizim için yorumlar önemli, yorumlar değerli. Kitaplarda ne yazdığı çok şey değil. Yani onları yorumlayabilmemiz önemli. Bakın router 6'da ben yapacağım. Router 6'ya geldim. Mesela diyorum ki config bir tane default oluşturdum. Şöyle. Null 0 dedim. Ve router OSPF 19 area 2 area 2 area 2 NSSA default information originate dedim. Ve diyelim ki router 1'e geleceğim. Diyeceğim ki show IP route bakalım gelmiş mi? Gelmiş olması lazım. Çünkü zaten nasıl gelmiş bakın. Bir NSSA 2 yani N2 olarak gelmiş. Gene veri tabanımıza baktığımız zaman da aynı şekilde bir type 7'yi göreceğiz arkadaşlar. Type 7'indekinden geldiği belli zaten. Şimdi bu arada şunu da sorayım. Hemen şu gördüğüm nedir arkadaşlar? Yani ben router 1 üzerinde bir type 5 görüyorum. Type 5'i router 3 göndermiş. Bir tane şey göndermiş bakın. Yani bunu da tabii show IP route yaptığım zaman router 1 üzerinde şunu görüyorum. Yani router 6 üzerine geçeceğim. Şurada gördüğüm nedir? Bunu açıklayın arkadaşlar. Nasıl gelmiş buraya? Birden fazla ASPR olsa ne olur? Olur. Bal gibi olur. Hiçbir sıkıntı yok. Gördük zaten. Ve şu değerlerle değiştirebilirim istediğim gibi. Sanırım şunu da zaten az önce anlatmıştık. Bitti. Konumuz budur. Bir tane son bir konu ödev vereceğim. Hepsini sildiğimi düşünün. Router 2 üzerinden default route gönderelim tüm OSPF domain'e. Tamam. Ancak bir şartımız olsun. Global RIP içerisinde yani routing tuple içerisinde 192.168.1.0 olduğu sürece. Bunu route map'lerle yapacaksınız arkadaşlar. Route map konusunu gördük biz. Route map konusunu düşünün ve yapacağınız tek şey örneğin router 2'ye gelip config deyip router OSPF 19 işte default information originate route map ile bunu yapabilirsiniz. Yalnız bana şunu söyleyin. Bu route map yaparken nasıl bir ACL kullandığınızı detaylıca bana anlatın arkadaşlar. Bu kadar. Videomuz bu kadar bitti. Eğer bu konularla alakalı sorunuz olursa videonun altına yorum yapın. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın.